Arkadaşlar herkese merhaba. İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. 3 günlük bir aradan sonra en son Gazi Koç'ta yorum yaptık. Başarılı olamadık. Şimdi İstanbul ikinci altısı tahminlerini vereceğim. Çünkü ilk altılı çok çok zor geldi bana. Sadece 1-2 at söyleyebilirim kafama. Yani kafama yatan atları size tavsiye edebilirim. Onların ilk altı ve kurgu değil de tavsiye olarak birinci koşuda 3-6-8 Elit Day, Özgün Taş ve Tekdemir dikkatimi çeken atlar. İkinci koşuda 1 numara Lex Talionis ve 6 numara Eliminatör dikkatimi çeken atlar diye düşünebiliriz. Üçüncü koşuda da 6 numara Babadağınoğlu ve 9 numara Tatavla'ya dikkat edin derken. Dördüncü koşuda da 2 numara Grey Pirate'ı çok tutuyorum. Önde yalnız kaçacak büyük ihtimalle Çiko Hasan Bey fazla rahatsız etmezse onu çıktığı gibi bitirebilir. Yedili plase için de tek olarak düşünebilirsiniz. Sıralamada 6, dördüncü at şu anda. İkili de oynayabilirsiniz. İkilinin arkası 3-4 ya da ikinciliği alıp önde 4-3'ü arkada 2'yi deneyebilirsiniz. Dönersiz buradaki ikili. Yani 2 numara 2-2'ye girer kanaatindeyim. Siz de arkasına tuttuğunuz at varsa değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi geldik ikinci altıda 5. koşu. Zor bir tay yarışıyla başlıyor. Ben burada 8 tane tay önereceğim. Ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar 1-2-3-4-6-7-10-11. Taylar birbirine çok yakın. Hepsinin orijinleri çok güzel. Kardeşleri başarılı olmuş taylar genelde. İhtikmanları çok iyi olan atlar var. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11'i birbirinden ayırmadan yazmanızı tavsiye ediyorum. Geldik günün ikinci koşu. Yani altın ikinci ayağına, altıncı koşuya. Ya burada hızlı bir yarış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Ribery de kaçıyor. 3 numara Mr. Lauerman de kaçıyor. Onun haricinde baktığımızda Kral Çıplak öne gidebiliyor, Paki Boy gidebiliyor, Prenses Dalakka gibi. Zaman zaman Tom Turak son yarışa bekledi ama o da önlere. Yani hızlı bir yarış olacağı kesin. Dolayısıyla yani kısa geçmek isteyen arkadaşlar için 2 numara Peligrosa ile 1 numara Pelendido'yu tavsiye ediyorum. Bu iki at normalde yeterli olabilir gibi görünüyor. Fakat geniş kuponlara ben 4 numara My Secret Love'a dikkat edin diyorum. Çünkü bu son yarışında Ahmet Çelik bu atı kontrol edemedi. At sürekli dışarı meyillendi ve beklenen yarışı yapamadı. 300'lerde falan zaten enseye bastı bu at. Bugün 7 star çekmiş. Dışında atlar olursa çok dışarılardan değil de özellikle içeriden bu at akışlı gelen bir at. Nevzat Avcı içeriği tutabilirse bir sürpriz yapabilir. Sıralamada biraz geri planda zannediyorum 4 numarayı. Evet, 10. at ilk altıda, 5. at 2. altıda. AGF'de 10. sırada, pardon öyle söyleyeyim. %3 ve %5 AGF ile şu anda oynanıyor. Değişebilir tabi ama sıralamada geri kalacağı kesin. 4 numarada My Secret Love'a dikkat edin derim. 6 numara Ribery 2 çim yarışında ikisini kazandı. 1 star çekmiş. Yani Mr. Lauerman koşmasaydı banko olarak da Ribery'i düşünebilirdim. O zaman hani istediği tempoyu kurabilir derdim ama şimdi çok ısrar ediyorum Mr. Lauerman'de. Dolayısıyla yine şansı biraz azalsa da form durumu çok iyi olduğu için bir de bazen hep kafamızda koşturduğumuz gibi oluşmuyor yarışlar. Olur da Ribery yalnız kaçarsa şansı var. Daha sonra 11 numara Prenses Dalaka ön grubun arkasında bekleyip sprint atmaya çalışacak ve son at olarak 8 numara Sahra Sultan. Son yarışını ölçü almıyorum. Çin'de daha başarılı. Özellikle bunun annesi Bici Bici iyi bir attı. 2-1-4-6-11-8 benim sizlere tavsiyem. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 1400 metre sentilikte umutlu. Yani hızlı bir at, kudretli tay hızlı bir at ve Ulu Batur hızlı bir at. Dolayısıyla yarış hızlanacak, büyük ihtimalle hızlanacak. Çünkü Umutlu'nun başka alternatifi yok. Aynı şekilde Ulu Batur'un da. Kudretli tay da öne gideceğini düşünüyorum. Sert bir mücadele olması muhtemel. 6 numara Yener Sultan koştuğu 5 sentetiğin 4'ünü kazanıp birinde ikinci olmuş. Yani sıralamada ikinci at bence en şanslı at. Etkili bir sprint atabilir. Küçük oynayan arkadaşlar, yani küçük kurgu yapan arkadaşlar riske girip Yener Sultan'ı tek atabilirler. Fakat yani çok uzun zamandır kazanamayan ama daha önce Müslüm'le yarış kazanan 4 numara Şarigrat'ın iyi bir performans göstereceğini, istediği yarışı bulduğunu düşünüyorum. Sert mücadelelerde geride tuta tuta tatlı tatlı gelecek. Dediğim gibi zor kazanan bir at ama zamanı geldiği gibi geliyor bana. 4 numara Şarigrat'a dikkat edin. 7 numara Leonidas abileriyle koşacak. Sentetiği çok farklı bir at. Çimde biraz eksik olsa da sentetiği çok iyi. Ters bir yarış yapabilir. O da sıralamada geri kalmış zannediyorum. Evet, şu anda %7 AGF 6. at konumunda şanslı var. Bence sentrikte her zaman bu atları geçebilir. Ve son at olarak da inatçı bir at olan 5 numara Yetim Ali. Bence 1400'de o da ön grubun arkasında bekleyip sprint atmaya çalışacak. 6-4-7-5.
Yani ben Akkula'yı değerlendirmiyorum. Hem çok koşuyor hem de mesafe ters bence ona. İsteyenler yazabilir. Benim kurguma sığmadı. 6, 4, 7, 5 benim sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde yani 1 numara Arsman nihayet de bu gruptan biraz daha kaliteli. Biraz ilk şans onun. 6 numara Secret Blood fena değil son günlerde. 4 numara Golden Roller sonradan yarışında geçilse de iyi bir at. İstikrarlı koşuyor ve 9 numaralı Gordon Bett de biraz pist dinamini bulursa çok şanslı. 1, 6, 4, 9 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün 9. koşusuna geldiğimizde 3 tay sanki rakiplerinden biraz daha iyi görünüyor. Özellikle 2 numara Akkoba'yı çok beğendim. Yine idmanda hoşuma giden 3 numara Azamat ve Arya Liva'nın kardeşi 4 numara Çıkmazhan'da iyi görünen bir diğer attı. 2, 3, 4 sırasını sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün son ayağında çok kalabalık bir yarış olmasına rağmen ben tekimi burada kullanıyorum. Tekim 8 numara Mübares zaten favori çıkmış ama son yarışına çok geç kalan ataklarla gelip ikinci oldu. Henüz sentetikte birinciliği olması da bu uygun grubu bulmuş. Kazanma şansını çok yüksek görüyorum. İki tane atla da ikili oynamanızı tavsiye edeceğim. 8 numara Mübares'in arkasına özellikle 5 numara Gülağa'ya dikkat edin. AGF'de 6. at bu at iki tane sentetik kazanmış 1500'de. Çok etkili bir yarış yapacaktır. Önde onu fazla rahatsız edecek at görünmüyor gibi. En azından onun temposunda yani onun temposu kadar hızlı atlar yok. Hani belki sene kuş rüzgarı falan da öne gidiyor ama bir gül ağanın temposuna ulaşamazlar. Hızlılık anlamında söylüyorum. İkili için denenebilir. Yine ikili için 12 numara Şef Joseph'a dikkat edin. Bu at iki yarış gördü. Mehmet kendisi biniyor bu kez. Sıralamada bayağı bir geride kalmış. İkili cazip bir para verebilir. Bütçenizi aşmadan 8 numara Mübariz arkasına Gülay'ı ve Şef Joseph'ı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Nihayetinde bu bir şans oyunudur. Sürpriz atlar zaman zaman giriyorlar. Ben şahsen kendim deneyeceğim. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. 8 numara Mübariz bankomuz ama ikili için 12 Şef Joseph ve 5 Gülay'ı sizlere tavsiye ediyorum. En az yani Gülay ile 12-13 liradan başlar. Şef Joseph'le de 25-30 lira verir diye tahmin ediyorum en az yani. Hepinize bol şanslar diliyorum. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın, bol şanslar.